Merhabalar. Kahramanmaraş Üçüncü Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü derslerinden İnsan Kaynak Yönetim dersinin 3. bölümü İş Analizi ve İş Tasarımı bölümünün 3. dersinde. İlk iki dersi yükledim. Yine seyredebilirsiniz oradan. Burada da iş tasarımından bahsedeceğiz. İş tasarım yöntemlerinden bahsedeceğiz. Önce tanımlayacağız. Sonrasında anlatmaya çalışacağız, açıklamaya çalışacağız. İş analizini yaptık. Nasıl yapılacağına dair, hangi verilerin toplanacağına dair bilgi verdik. Sistemi, yöntemleri anlattık. Şimdi elde ettiğimiz bu verileri nerede kullanacağız? Nasıl kullanacağız? İşi nasıl tasarlayacağız? Ondan bahsedeceğiz. İş tasarımı dediğimiz şey, İngilizcesi job design, kapsam ve ilişkilerini belirlemeyi ifade eder. Yani işi tasarladığınızda bir görev var. O görevi hangi tür görevlerle birleştireceğiz? Nasıl bir kapsam oluşturacağız? Ve o oluşturulan pozisyonlar, görevlerden oluşturulan pozisyonlar arasındaki ilişkiler nasıl oluşacak? Ondan bahsediyor. İş tasarımı ifade edilecek özel görevleri, spesifik görevleri, bu görevleri yerine getirmede kullanılan yöntemi ve işin örgütteki diğer işlerle ilişkisini belirleme süreci olarak karşımıza çıkıyor iş tasarımı. İş analizi bir işin unsurlarının neler olduğunu belirlenmesine yönelikken, iş tasarımı hangi unsurların bir araya getirilebileceğini ve bu unsurların nasıl düzenlenmesi gerektiğini belirleyen bir süreç. Bu ta Frederick Winslow Taylor'ın bilimsel yönetim yaklaşımı ortaya koyduğu döneme kadar da gidiyor. İşletme 1. sınıfta ya da 2. sınıfta gördüğünüz derslerden bilimsel yöntem. Burada Taylor bu sistemi geliştirirken etkinlik ve verimliliği esas almış ve bir iş tasarlamış. İşi tasarlamış. Buradan yola çıkan işte o geleneksel yaklaşımın dışında işler tasarlanmaya başlamış ve ondan sonra işleri uydurmak için uygun insanlar seçilmeye başlanmış. Tabii bugünün dinamik ve küresel çevre değişim gerçeği de bunu biraz daha farklı noktaya taşıyor. Orada sadece odaklanılan şey işin etkinliği, işin verimliliği, kişinin mutlaka daha çok üretmesiyken burada biraz daha farklı sosyal noktalarda devreye giriyor. Bugün iş tasarımı yaparken artık örgütlerin yaş, cinsiyet, yaşam tarzı ve yetenekler açısından daha farklı bir iş gücü çalıştırıp motive edecekleri, etmeleri gerektiği hayati noktaya doğru geldi. Yani sadece para vererek Tyler'ın yaptığı gibi daha çok çalışmanız gerekiyor demek yetmiyor. O yüzden biraz daha farklı bir yol izlemek gerekiyor işleri tasarlarken. Örgütler geçmiştekinden çok daha farklı iş gücünü istihdam etmek ve bununla ilgili çalışma yapmak, motive etmek zorundalar. Dolayısıyla bu da iş tasarımını daha önemli hale getiriyor. Çalışanların verimliliklerini ve motivasyonlarını artırmak amacıyla yapılan iş tasarımında farklı yöntemler kullanılabiliyor. Bunlardan bir tanesi ki Taylor da kullandı bunu, iş basitleştirme, job simplification diyoruz. İşi basitleştirmenin temel yaklaşımı, bir işle ilgili aynı sonuca daha az masrafla, daha az emekle harcanarak, daha az yorularak, daha kısa zamanda ulaşmak. Basit iş. Tabii işi basitleştirmek derken sonucu basitleştirmiyoruz. Süreci basitleştiriyoruz. Bunu gerçekleştirmek için gereksiz işlerin elenmesi, işlemlerin iş yükü dengesinin sağlanması, işleri yapan kişilerin ve iş görmeyi kolaylaştıracak bir ortam oluşturması ya da birleştirilmesi. İşlem sıralarının değiştirmesi ve gerekli işlemlerin basitleştirilerek en kolay şekilde uygulanacak yöntemler geliştirmesi gerekiyor. Bunun dışında iş basitleştirmenin etkili olabilmesi için uzmanlaşma dediğimiz, hareket ve zaman etüdü dediğimiz iş şartnameleri ve iş tanımlarına dayanan zamandan tasarruf sağlayıcı çeşitli araçları kullanarak işçilerin mesleki açıdan daha etkili ve üst seviyede olmalarını sağlayacak eğitimlerin verilmesi de gerekiyor. İş bölümü vasıtasıyla iş çabalarını tüm işin tek bir yönü üzerinde yoğunlaştırıp işte uzmanlaşma sağlayan, sadece bir şey sıkıyorsun, sadece bir şey koyuyorsun, sadece bir şey çeviriyorsun gibi. İşte bunu şimdi robotlar yapıyor artık biliyorsunuz üretim hatlarında. Spesifik yetenekleri olan pek çok kişiyi bir araya getirip işte o üretim hattı boyunca hareket halinde giden otomobil yapımında kısmen buna döndü biliyorsunuz. Daha hızlı bir şekilde ve daha kolay eğitimle bu üretim sağlanıyor. İş basitleştirmenin iş yerlerinde yaygın olmasının çeşitli sebepleri ortaya çıkıyor bunun sonucunda. İşte bunlardan bir tanesi daha az yetenekli insan gerekiyor. Yeteneksiz işçilerle bile çok daha kolay şekilde işler yapılabiliyor ve daha az ücret ödeme şansına sahip oluyorsunuz. Eğitimin gerektirdiği zaman ve maliyet düşüyor. Büyük ölçüde azalıyor. Sadece çok basit birkaç yetenek öğretiliyor çünkü işçilere. İş verimliliği daha çabuk ulaşıyor. Üst seviyeye çıkıyor. Bundan dolayı işçiler ve şirket daha kolay kar elde ettiği için olay daha hoş bir duruma dönüyor. İş basitleştirme işçi problemlerini de azaltıyor. Bir sürü eğitim, bir sürü sıkıntı, bir sürü kaza gerekmiyor. İş bölümü ve uzmanlaşma kavramları zaten mecbur kılıyor bizi buna. Bunun dışında da mekanik olarak çalışıldığı için biraz negatif yönlü sonuçlar da ortaya çıkıyor. Yani işler çok basitleştirdiğinizde
insanlar daha karmaşık hale gelmeye başlıyor. Çünkü bugün işçileri biraz iyi eğitilmiş durumda biliyorsunuz. Böyle basit işleri çok yapmak istemiyorlar. Bugünün işçisinin iş konusunda toplumumuzdaki pek çok işle ilgili ulaşılamayan bir dizi beklentisi var maalesef. İşler şaşılacak kadar basitleşiyor ama bu değişim sonucunda monoton olduğunu söylüyorlar. Ve tekrara dayalı bu işlerde pek çalışmak istemiyorlar. Tatminsizlik, iş tatminsizliği dediğimiz hatta şirkete yabancılaşmaya kadar giden sonraki uygulamalarla durumlar ortaya çıkıyor. Pardon, bunu yenmek için iş basitleştirme modelinde ortaya çıkan monotonluğu yenmek için iş zenginleştirme dediğimiz job enrichment kavramı ve yöntemi kullanılıyor. İş genişletme dediğimiz bir iş yönünün sadece tek bir işe odaklanmasının dışında birkaç işi birden öğrenerek onları da ihtisaslaşarak onlarda da icra etmesi, yerine getirilmesi. Mesela eskiden iş basitleştirmedi, sadece birisi lastik takıyor, birisi bijonları koyuyor, tek sıkıyorken iş zenginleştirmede lastiği koyan da, bijonları koyan da, sıkıştıran da aynı kişi oluyor. Aynı hat üzerinde işler kişiye genişletilerek veriliyor. Sorumlulukların yatay genişlemesinin sağlanması, iş genişleme programı sayesinde işin bitirilme süresinin uzamasını, bu anlamda da monotonluğun azalmasını sağlıyor kısmen. Ama bir süre sonra o motivasyon, yorgunluk azalsa da, yani tamam günde 100 defa lastik koymuyorsun ama günde işte 30 defa, 50 defa lastik koyuyorsun ve yine aynı işleri yapmaya başladı. Yine monotonluk ve sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bunu yenmek için de iş zenginleştirme dediğimiz job enrichment İngilizcesi bir yöntem, bir kavram ortaya konuluyor. Burada da yatay işler değil de dikey sorumluluk artırılmaya çalışılıyor. Yani sen o lastiği takarken bu arabaya uygun mu değil mi kararını sen ver noktasında ona bazı sorumluluklar veriyor. İşte bu da Friedrich Herzberg'in motive edici koruyucu hijyen faktörlerinde ilgili yaptığı çalışma sonucunda ortaya çıkan bir yaklaşım. İş zenginleştirme tekniğinde işçinin rolü, faaliyeti, sorumluluğu ve haberleşme tarzı baştan aşağı yeniden düzenleniyor. Bu düzenlemeler yapılırken iş planlaması, problem çözme, amaç belirleme gibi pek çok farklı yöntemde kullanılıyor. İş zenginleştirmede çalışanın iş görevinin sorumluluğuna eklenen ya da devredilen yeni faaliyetler tamamen yönetsel faaliyet olarak düşünmeli. Bunun dışında iş karakteristikleri modeli var. Bu modele göre birçok örgütün iş genişletme ve iş zenginleştirmesi sonucunda belli sonuçlar elde ediliyor, olumlu sonuçlar ama yine de istenilen seviyeye çıkılabiliyor mu? Çıkılamıyor. Motive edici faktörler yine de kısıtlı kalıyor. Hackman ve Oldham adında iki yazar yaptıkları araştırma sonucunda farklı iş faktörlerinin ve iş karakteristiklerinin işin içinde olması sonucunda işin motivasyonunun çok yüksek olabileceği sonucuna varılıyor. Bunları da 5 farklı boyutta inceliyorlar. İşte beceri çeşitliliği olursa bir işin içinde, görev tanımı net olursa, görevin önemli olduğu algılanırsa, özellik, otonomi verilse ve geri bildirim yapılırsa bu çalışanlar motive oluyorlar iş karakteristikleri açısından diye düşünülüyor. Dolayısıyla bir işin içine çeşitli beceriler, net görev tanımı, görevin önemli olduğu, özellik ve geri bildirim konulursa kurgulanırken, tasarlanırken karakteristikler elde edilmiş olur, iş karakteristikleri ve orada çalışan kişi motive olmuş olur diye düşünülüyor. Bunu sağlayabilirsek, yani iş karakteristikleri modelini ortaya koyarak etkili şekilde sağlayabilirsek, mesela yüksek motivasyonlu çalışanlar, yüksek kalitede iş performansı ve işle ilgili yüksek tatmin ve dolayısıyla da düşük devamsızlık ve düşük personel devri sağlanmış olabilir elde edilecek olan sonuçlar iş karakteristikleri modelinde, ki bunlar çok önemli sonuçlar aslında. En başta da bahsetmiştim, birinci derste re-engineering diye iş tasarımı, iş analizi yöntemlerinde kullanılan şeylerden bir tanesidir demiştik. Elde edilen bilgiler re-engineering'de, süreç yenilemede, yeniden mühendislemede kullanılıyor demiştik. Dolayısıyla biz elde ettiğimiz iş tasarımından elde ettiğimiz verilerde süreç yenileme, re-engineering'de kullanabiliriz. Burada firmanın daha fazla rekabetçi olmak için iş sistemini yeniden düşünüp baştan tasarlaması, her şeyi sıfırdan tasarlaması. Mesela sanal sınıfta böyle bir sıkıntı yok ama normal sınıflarımızı hatırlayın. Büyük sınıflarımız 80-90 kişilik ve arkaya doğru 20-25 metre bir mesafe var. Bu mesafeden öğrenciye hakim olmak, onları kontrol altında tutup onlara bir şey anlatmak zor. 25 metre mesafe olduğu için bir taraftan da cam kenarındaki arkadaşlar hep cam kenarından dışarıya bakıyorlar. Onları da iş sınıfının içinde tutabilmek zor. Öyle yapılacağını, re-engineering dediğimiz yeniden süreç yenilemeyi yaparsak hep şu fikrim vardı. Öğrencinin sırtı cama dönecek şekilde ve sınıfı dikey değil yatay kullanacak şekilde hocayla şöyle L yarım ay biçiminde ve hocaya çok yakın olacak şekilde tasarlarsak
Sınıf belki 90 kişi olmaz, 80'e, 75'e düşer ama herkes benden en fazla 1,5-2 metre mesafede olur. Ben 3 adım atarak herkesi kontrol altında tutarım ve olaya motive ederim gibi düşünmüştüm. Buna bir örnekti süreç yenileme, yeniden mühendisleme, re-engineering. Bunun dışında alternatif başka şeyler yapılabilir mi işverenin motivasyonunu ve işe olan uyumunu artırmak için? Elbette. Bunlar belki ilk anlattığımda size hocam bu da mı alternatif yöntem diye gelebilir. Ama öyle oluyor. Mesela standart çalışma programları dediğimiz bir yöntem var. Günde 7,5 saatten haftada 45 saat çalışacak şekilde insanların saat kaçta gireceğini, 8'de girip işte akşam 5.30'da çıkacağını planlarsanız bu pek çok insanı memnun eder. Şu anda çoğunuzun hayali bu, devlet memuru olayım 8-5 mesaisi yapayım şeklinde. Bu önemli bir yöntem. Standart çalışma programları insanları motive ediyor. Çünkü ne zaman gireceğin, ne zaman çıkacağın belli. Bütün hayatını ona göre planlayabiliyorsun. Ama yine de herkes mutlu mu, o da ayrı. Bunun dışında esnek çalışma, esnek zamanlı çalışma programları var. Yine haftada 45 saati tamamlıyorsun ama giriş ve çıkış saatlerini çalışanın inisiyatifine, hatta belki kararına bırakıyorsun. Bunun örnekleri var. Bu indirimli marketler dediğimiz A101, BİM, Şok gibi marketlerde. Sabah bir arkadaş geliyor, açıyor. Öğlen 12'ye doğru biri geliyor. Akşam işte 2 gibi biri geliyor. Sabah gelen erken çıkıyor. Öğlen gelen biraz daha geç çıkıyor. Akşam gelen en son çıkıyor. Öğleden sonra gelen en son çıkıyor gibi. Yine 7,5 saat çalışılıyor ama çalışacağı saatleri bir standarda koyarak, biraz daha esneterek giriş çıkış saatlerini, ama yine 7,5 saat kalacak şekilde. Bu şekilde morali yükseltip sistemi ayarlayıp devamsızlığı ve iş yoğunluğunu da dağıtmış olma şansımız var. Sıkıştırılmış iş haftaları bir başka alternatif yöntem. Özellikle kullandığımız önemli bir alet, edevat, teçhizat varsa, mesela MR cihazı. Bu MR cihazı çok pahalı bir cihaz. 8-5 mesaisi yapıldığında 5'ten sonra kimse kullanmayacaksa ciddi bir sermaye orada boşa yatıyor mantığıyla. O yüzden devlet ve şimdi devletin kiraladığı MR cihazları 24 saat kullanılıyor. Ben gece 2.30'da MR'a girdiğimi biliyorum. Dolayısıyla onu 24 saate yaymak için de çalışanları sıkıştırmış iş haftalarına, yani günde 10-11 saat çalıştırıp, iki vardiya çalıştırıp, işte bir gün dinlendirip ertesi gün tekrar diğer vardiya çalıştırmak gibi. Böylece cihaz ve sistem, teçhizat tam full kullanılmış olur 24 saat boyunca. Diğer arkadaş esnafı bir defa gelip 2 gün çalışmış gibi olup 3. gün tatili yapar. Böyle bir mantıkla da sıkıştırmış iş haftaları kullanılabiliyor. Part-time'ı biliyorsunuz, kısmi çalışma. Haftada 35 saati geçemeyen iş ve görevle ilgili kısmi çalıştırma yaptırabilirsiniz, part-time dediğimiz şeyi. Bu da avantaj oluyor bazı iş yerleri için ve çalışanlar için, öğrenciler için özellikle. İş paylaşımı ise biraz daha farklı part-time'dan. Tek bir iş var. Aslında part-time'da yoğunlaşan zamanlarda çalıştırıyorlar sizi ama iş paylaşımında bir iş var. Mesela sekreterlik işi var. Ama bu işi en az 2 kişi paylaşacak şekilde. Part-time değil de iş paylaşımı şekilde. Birisi pazartesi gelir 8 saat çalışır. Ötekisi gelir salı günü tüm gün çalışır. Hatta çarşamba da çalışır. Perşembe diğeri gelir gibi. Tek bir işin baştan sona paylaşılması mantığını yürütün burada iş paylaşımında. Bu da bir avantaj sağlıyor. Çalışanlar açısından iş hayatı farklı şekilde yönlendirip motivasyonu sağlıyor. Yine ilginç bir tasarım yöntemi, alternatif bir düzenleme. Sizlerin çok sık rastlayacağınız ve şu anda olan durum, yer ve zamandan bağımsız çalışma, teleworking diyoruz. Bu geçmiş yıllarda anlattığımda çok afaki ve hayali geliyordu ama şu anda bizzat yaşıyoruz. Öğrencisiniz, işiniz bu. Ama yerden ve zamandan bağımsız öğrencilik yapıyorsunuz. Benzeri şekilde biz de öyleyiz, hocalar da öyle. Yerden ve zamandan bağımsız ders anlatıyoruz. Bu açıdan baktığımızda önümüzdeki yıllarda sizin de çalışacağınız pek çok ortam buna dönecek. Çalışma saatleriniz, çalışma yerleriniz hiç işle ilgili olmayacak. Temelde işlerinin dışında iki önemli tür var burada. Evden çalışma, telecommuting diyorlar, ya da iş merkezinden çalışma. Evden de iş yapanlar var. Şu anda benim yeğenim mesela bir kuruma pazarlama ve bilgi desteği sağlıyor. Evinden çalışıyor, bilgisayar ortamında. İş merkezinden çalışma ise artık pek çok kurum çok büyük binalar yapıp çok büyük masraflar yapmayacak. Zaten elemanlar o binaları 1 saat 2 saat kullandıkları için ortak binada işte bir sekreterin 8-9 tane farklı firmaya hizmet verdiği bir yapıya dönüştürüp orada sadece belli saatlerde kullanılabilen ofisler ve toplantı odaları oluşturulacak. Bu açıdan da ciddi bir maliyet indirimi söz konusu olacak. Bir de en son ulaşmamız gereken belki örgütlerde durum, kendini yöneten iş takımları. Burada da birbirleriyle karşılıklı bağımlılık ilişkisi içinde olan çok uzman seviyedeki insanlar yapıyı ve örgütü oluşturacaklar. Takım üyeleri yapılan işle ilgili birbirlerinin davranışlarını kontrol edebilecek,
Yani tek bir yetkili yok, herkes yetkili. Nihai ürün ve hizmete ortak sorumlulukla sahip olacaklar. Takımda hangi üyenin hangi işi yapacağını, hangi çalışma yöntemini takip edeceğini grup karar veriyor. Herkesin uzmanlık alanı var. Takım örgütün belirlediği sınırlar çerçevesinde kendi üretim amaçlarını belirleyip bakım, satın alma ve kalite kontrol gibi bütün hizmetleri kendileri yüklenecekler. Ve bu teknikle de takımların toplam performansını yükseltmek suretiyle örgütü geliştirmeye çalışacağız. Tabii burada inanılmaz bir motivasyon var ama bunu yapmak için de üyelere doğru ücretleri verip bir bütün olarak grubu değerlendirip uzman kişileri bu işin içine çekmemiz gerekiyor. Üçüncü bölümle ilgili iş analizi ve iş tasarımı ile ilgili anlatacaklarım benim bunlar. Forumlar açıyorum, forumlara sorular soruyorum. Lütfen oradan bunları değerlendirin. Teşekkür ediyorum hepinize katıldığınız için.